Bre zındık İspanyol. Bre kafir kefere. Erlikten yana hiç mi nasip almamış ki masum hatunların canına kıyar? Sen merak etmeyesin amca. Şu filoyla Cezayir'e varayım. Ciceli basıp kellesini kılıcımıza takacağız o melunun. İnşallah. Sen keşke bu kadar açılmasaydın filonun amca. Bak yeğenim, ben buraya hususi geldim. Seninle konuşmam gereken mühim meseleler var. Hayırdır inşallah amca? Rodos şövalyeleri Anadolu kıyılarında baskına başlamışlar. Mazlum ahalimizin canına, malına, ırzına musallat olurlarmış. Ahalimiz feryat figan içinde. Bu Rodos şövalyelerin üzerine sefer edeceğim. Çetin bir sefer olacak bu. Bir süre buralara dönemeyeceğim. Deryalar senin dostundur amca. İnşallah dönersin elçilik vazifesi bitince. İnşallah. Ben deryalarda büyüdüm. Deryalarda piştim. Deryalarda serpildim. Çok şükür namlı ve esaslı bir derya eri oldum. Derya ilmine dair çok şey öğrendim. Bütün bunların neticesinde şunu gördüm ki, insanoğlu doğaya hükmedemez. Bunu bilmelidir. Bugün sana sakin olup süt liman olup yol veren sular, yarın azgın bir belaya dönüşüp seni yutuverir. İnsanoğlu doğaya hükmedemez. Bunu unutmamalıdır. Tabiattan gelen devaya da belaya da eyvallah demelidir. Şimdi neden böyle söyledin ki amca? Dediğim gibi yeğen, bugün sana süt liman olup yol veren sular, yarın azgın bir bela olur, yutar seni. Deryalara nam salmış koca Kemal, bakarsın bir karış suda kaybolur gider. Sakın bunu unutma. Sultan Mehmet Han'ın sana hayır dua okuduğu günü hatırla. O dua senin vazifeni belirledi. Üzerinde biraz emeğimiz, biraz hakkımız varsa vazifeni tamamladığında ruhumuz şad olacaktır. Sana vasiyetim budur yeğenim. Şunu bil ki evlat. Kağıtlara çizdiklerimiz yalnız gördüklerimizdir. Biz asıl haritayı gönlümüze, ruhumuza, hayallerimize nakşetmişiz. Orada bütün can, Allah'ın adaletiyle nurlanmayı bekleyen bir kızıl elma gibi yatar. Dilerim ki Cenab-ı Hak'tan bir gün bütün canı çizesin, önümüze seresin. Biz de senin cihan haritana bakıp kızıl elmamızı yad ederiz. Maşallah. Baş üstüne amca. Oruç reisle Hızır reise benden selam et. Bir müddet Osmanlı'dan yana fayda beklemesinler. Hayırdır amca? Bir fenalık mı oldu? Oldu yeğenim. Büyük fenalık oldu hem de. Şehzade Selim, Sultan Bayezid'e kafa tutup Rumeli'ye çıkmış. Sultan Bayezid onu Trabzon'a çağırsa da isyan edip dönmezmiş. Rumeli'ye çıkması hayır alamet değildir. Sence niyeti nedir Şehzade Selim'in? Nicedir Anadolu'da büyük isyanlar var. Şahkule isyanı, Safavi baskınları. Selim devletlilerini daha önce ikaz etmiş ama ikazını dinlememişler. O da bu sebeple payitahta ters düşüp sancağını terk etmiş. Şehzade Selim babası Sultan Bayezid'i karşısına aldıysa kolay kolay durulmaz bu durum. Sence ne olur bu işin sonu amca?
Bu işi Şehzade Korkut yapsa ya da Şehzade Ahmet yapsa bir süre sonra durulur derim. Ama Selim kararlı adamdır. Tuttuğunu koparan bir cengaverdir. Vazgeçmeyecektir. Benim okumam şudur ki, bu işin neticesinde Sultan Bayezid tahttan feragat edecek. Yerine de Selim Sultan olacaktır. Devlet için hayırlısı neyse o olsun amcam. Amin. Oruçla Hızır'ın kuvvetleri kendilerine kâfidir. Umudum odur ki bütün deryalara nam salacaklar. Destanlar yazacaklar. Deryaların her zerresine damgalarını vuracaklar. İsimleri asırlarca anılacak. Yeter ki belaya karşı sabırlı olsunlar. Unutma, Allah sabredenlerle beraberdir. Bu da onlara kâfidir. Sen de var git yoluna. Yolun açık olsun. Allah yardımcın olsun. Hakkını helal et amca. Helal hoş olsun yeğenim. Helal olsun.